çekilir misiniz benimle? Lütfen. Ne kadar güzelsiniz ya. Ne kadar şirinsiniz ya. Ay, yumuşacıksın. Çok güzelsin. Yumuşaklığın neye borçlusun desem doğru olur mu bilmiyorum. İnanılmaz. Öpebilir miyim? Sen öpebilir miyim? Yanak yana, evet. Evet. Gerçi insan olduğum için belki rahatsız oluyor olabilir. Ama bütün insanlar suçlu değil. Bazı insanlar doğaya zarar veriyor. Evet, ona katılıyorum. Onlar suçlu ama bütün insanlar suçlu değil. Evet. Yapacak bir şey yok. Dünya böyle bir dünya ama her şeye rağmen sizi korumalıyız. Her şeye rağmen sizinle yaşamalıyız. Evet, siz bizim geleceğimizsiniz. Çocuklarımızın da geleceği. Biz sizi çocuklarımıza emanet, çocuklarımız adına emanet aldık. Çocuklarımıza sizi sağlıklı göndermeliyiz. Gelecek nesillere tabii. Evet. Çok önemlisiniz. Ne güzel gelinciklersiniz. Ne kadar güzel kırmızısınız. İnanılmaz bir kırmızı renginiz var. Tonlarınız muhteşem. Güneşle buluştuğunuzda inanılmaz oluyor. Ne güzel şeysin sen ya. Ay, ne tatlı dilli, ne güzel şeysin. Yanınızda duyduğum sıcaklığı, heyecanı, duyguyu, güzel duyguları hiç unutmayacağım. Mutlaka sanatımın her köşesinde yer alacaksınız. Siz doğanın en güzel varlıklarından birisiniz. Şimdilik el asmaladır. Esma yedinize selamınızı söyleyeceğim. Benim kızıma, evet. O da benim için bir gelincik. Siz de bir doğanın gelincisiniz. İyi ki beni aranıza aldınız. Beni dost kabul ettiniz. Teşekkür ederim size. Dost kabul ettiğinizi düşünüyorum, evet. Evet, dost kabul ettiğinizi düşünüyorum. Siz de alkışlar mısınız? Haydi hep birlikte alkış. Bugüne kadar doğa üzerinde söz söylemeye çalışarak, tabii ki günümüz sanatının diliyle söz söylemeye çalışarak bir takım projeler ürettim. Bu projelerden bir başkası da bir bitki, bir selfie başlıklı proje. Bu projenin içinde yer alan gelincikler üzerinden yine doğa adına bir söz söyleme çabasına giriştim. Bu çabamda gelinciklerle doğanın dili olmak ve doğanın korumacılığı adına doğanın gelecek nesillerimize en sağlıklı bir şekilde aktarılması için böyle bir performans gerçekleştirdim. Erdem'den Binali Yıldırım Üniversitesi kampüs alanında yer alan gelinciklerin hem öğrenciler üzerindeki hem de burada çalışanlar ve öğretim elemanları üzerinde bırakmış olduğu izlenim üzerinden bir çıkış yapmaya çalıştım. Buradaki gelinciklerin insanlarla olan iletişimini gördükten sonra buna karar verdim. Ve kampüs alanındaki, üniversitemizin kampüs alanındaki gelinciklerle performans gerçekleştirdim.